Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Trigonometriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dördüncü video sevgili gençler. 9 Kasım günündeyiz. 9 Kasım tarihindeyiz diyelim. Tabii yorumları okumadığımı düşünmeyin. Son attığımız video, yani dün attığımız videoda çözdüğümüz son soruda bir dikkat hatası yapmışım maalesef ki. Bu videoya o hatayı düzelterek başlayacağız önce ve daha sonrasında sinüs teoremini, ardından kosinüs teoremini, üçgende alanı işleyeceğiz arkadaşlar videomuzda. Umarım senin için yararlı dakikalar olacaktır. Çayını aldıysan, ben aldım ama içmeyi unutuyorum genelde. O yüzden yarısına kadar içiyorum. Sonra bir fırt daha çekerim ben bundan. Videonun sonunda soğumuş bir vaziyette böylece kalmış olur. Ama sen iç, sana serbest. Çayını aldıysan, kağıdını kalemini hazırladıysan, silgini hazırladıysan, benle birlikte güzel bir derse ne dersin diyelim. Başlayalım mı arkadaşlarım? Hadi bakalım. Şimdi dün çözdüğümüz son soru buydu. Ve sevgili gençler şöyle yapalım. Yaklaştıralım sorumuzu. Çok yaklaştık. Biraz uzaklaşalım. Tamam. Pekala. X değerleri. Nerede hata yaptığımı söyleyeyim önce. Biz bu x değerlerine göre çözdük. Tanjant x bölü 2, sinüs x bölü 2 ve kosinüs x bölü 2 x değerlerine göre çözdük. Neye göre çözecektik ki hocam? X bölü 2'ye göre çözecektik. Değil mi? Öyle yapmamız lazımdı yani. Peki, şimdi o halde sevgili arkadaşlar başlayalım çözümümüze tekrardan. 270 ile 2 pi aralığı da tanjant verilmiş. Yani tanjant burada zaten negatif olduğunu biliyoruz. Eksi 4 bölü 3 şeklinde. Şimdi burada 3 pi bölü 2'miz ve 2 pi'miz var ama bize x bölü 2'ler lazım biliyorsunuz. X bölü 2'ler lazım olduğu için de 3 pi bölü 4 küçüktür x. Bu da küçüktür pi olacaktır. Bu 3 pi bölü 4 dediğimiz şey buraya 180'i yapıştırırsanız 4'e böldüğünüz 45. Ve 45 kere 3 de 135 yapar. Yani 135 derece küçüktür x bölü 2. Bu da küçüktür. Şurası x bölü 2. Bu da küçüktür pi olacak arkadaşlar. Ki yani pi de 180. Şöyle gösterelim. Şimdi bu 135 ile 180 dediğimiz açıların aralığı, bakın şurası 135, şurası da 180. Demek ki bizim açılarımız şurada. Dikkatinden kaçmayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benim dikkatimden kaçmış. Burası da ikinci bölgenin bir parçası. İkinci bölgenin ikinci bölgesi diyelim, tamam mı? Pekala, açıları ikinci bölgede arayacaktık biz. Yanlışımız burada. Şimdi üçgenimizi çiziyoruz yine. Dik bir üçgen. Bu üçgende şuraya x derecelik açı diyoruz. Ve bunun tanjantının eksi 4 bölü 3 ne kadar eksi 4 bölü 3 gibi görünse de ben buraya 4'e 3 yapıştırabilirim karşı komşusuna. Burası da 5 diyelim. Ve daha sonrasında x bölü 2 olacak şekilde bir açı ayarlıyoruz. Daha sonrasında da arkadaşlarım buraya x bölü 2 dersem eğer 2 iç bir dış olduğu için x bölü 2'ye x bölü 2 deriz. 2 iç bir dış x'i verecek. Demek ki burasıyla burası birbirine eşit mantığıyla buraya 5'i yapıştıracağız. Daha sonrasında şurası 4, burası 8. A 2a, a kök 5'ten kaynaklı burası da 4 kök 5'tir diyeceğiz. Şimdi bize sorulanlara bakacağız. Tanjant x bölü 2. Yani şunun x bölü 2'nin tanjantı. Bakın karşısı komşusu 4 bölü 8'den 1 bölü 2. Fakat ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için eksi 1 bölü 2 dedik, virgül. Sinüs x bölü 2 karşı bölü hipotenüs, yani 4 bölü 4 kök 5. Sinüs bu bölgede, yani x bölü 2'nin olduğu yerler ikinci bölgede pozitif olduğu için direkt 1 bölü kök 5 diyeceğim. Virgül kosinüs negatif olduğu için de kosinüs 8 bölü 4 kök 5'ten 2 bölü kök 5 olacak sevgili gençler. Ama negatif olduğundan ikinci bölgede eksi olacaktı. Hatamızı umarım görmüşsündür sen de. Umarım görmüşsündür. Çünkü yanlış bir şey öğrenmeni tabii ki istemiyorum. O eski, yani dünkü videonun da hemen bir yorum sabitleyip son soruyu hatalı çözdüğümüzü belirtmek istiyorum. Sonuçta benim yanlış öğretmem demek, kul hakkına girmem demek. Umarım yanlış öğrenmezsin. Bundan çok korkuyorum. Sinüs teoremi. Aslında yeni videomuzun ilk konusu buydu ama yanlışımızı telafi etmekle başlayalım dedik. Şimdi bir ABC üçgenimiz var. Bu ABC üçgeninin kenar uzunlukları sırasıyla A, B ve C olsun. Çevrel çemberinin yarıçapı da R. Yalnız dikkat edin.
Yeni müfredatta, yani sizin sınav müfredatınızda ne bu çevrel çember var trigonometride, ne de bu çevrel çemberin yarıçapını veren şey var. Aklınızda bulunsun. Ama yine de güzel örnekleri anlayabilmek ve çözüme kavuşturabilmek için bunu öğrenelim. Güzel olur. Zaten çok güzel bir şey. Şimdi bu ABC üçgeninin çevrel çemberi çizildi. Daha sonrasında da şunların yarıçap olduğunu biliyoruz. Yarıçaplara büyük R dedik. O zaman 2R de çap olacaktır. Ve sevgili gençler, bakın burada sinüs teoremimiz gereği A'nın sinüs A'ya, yani A kenarının karşısındaki köşenin sinüsünün A'nın sinüs A'ya oranı, B'nin sin B'ye, C'nin sin C'ye oranına eşittir. Şimdi güncel müfredatta şu 2R'yi vermiyoruz. Bunlar eşittir diyor. Sinüs teoremi budur. Aslına bakarsanız bunlar da ayrı ayrı her biri bize o çevrel çemberin çapını veriyor. Anlaştık mı? Peki şimdi şu kuralı unutmuyorsunuz. Örneğimize bir bakalım. Bir ABC üçgeninde A açısı 60 ve A kenarı da 12 santim olduğuna göre üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı sorulmuş. E ne diyeceğiz? 12 bölü, yani A bölü sinüs A dememiz gerekiyor ki bize neyi versin? 2R'yi versin. Ve 12 bölü sinüs A da sinüs 60 diyeceğiz. Sinüs 60 da sevgili arkadaşlarım kök 3 bölü 2'nin ta kendisi. Ve bu da 2R'ymiş. Bize neyi sormuş? Yarıçapı, yani R'yi sormuş. E güzel. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 6. Ters çevirip çarptım. 12 bölü kök 3 eşittir R oldu. Payda da eğer kök 3 köklü bir ifade istenmiyorsa soruda, yani şıkların içerisinde yoksa, kök 3 ile genişleteceksin ve diyeceksin ki 12 kök 3 bölü 3'tür. E bu da 4 kök 3'ün ta kendisidir diyebilirsin. Devam ediyorum bir diğer sayfamla. 57. sayfamdayım. Yine bir ABC üçgeninde A açısı B açısından 90 fazla. Ve AC de 6 santimetre, BC de 8 santimetre olduğuna göre tanjant B. Hemen çizeceksiniz. Bir ABC üçgeni çizeceksiniz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şurası A olsun, örnek veriyorum. Burası B olsun. Burası da C olsun. A açısının karşısına A kenarı diyelim. Hatta ona da gerek yok. Çünkü zaten isimlendirmiş. AC'nin 6 santimetre olduğunu söylemiş. BC'nin 8 santimetre olduğunu söylemiş. Ve A açısı B açısından 90 fazlaymış. Yani ben buraya alfa dersem işte burası 90 artı alfaymış. Bunu da biliyoruz. Pekala. Şimdi o zaman ne yazabilirim? Bak. 6 bölü sinüs alfa. 6 bölü sinüs alfa. Sin alfa bölü 6 da yazabilirsiniz. Ama uygun yazalım. Sinüs alfa eşittir 8 bölü sinüs 90 artı alfa diyeceksiniz. Sonrasında indirgeme formülünden yardım isteyerek bu sinüs 90 artı alfa ne demek? Onu bulacağız. 90'a eklemiş. İsim değiştirecek. İkinci bölgeye tekabül ediyor. Sinüs orada pozitifti. O zaman ben bunu silerim. Yerine kosinüs yazarım. 6 bölü sinüs alfa eşittir 8 bölü kosinüs alfa. Artık sorunun %99,99'u bitmiş durumda. Nereden anladın hocam? Çünkü tanjant B'yi sormuş. B'nin köşesinin açısı da alfaydı. O halde sevgili gençler, tanjantını bulabilmek için sin bölü kosu sormuş. Sin bölü kos 6 bölü 8'dir. Yani tanjant alfa, yani tanjant B'ye eşittir bu. Ve bu da 6 bölü 8, yani 3 bölü 4'e eşittir diyeceğiz. Cevabımız bu olacak. Kosinüs teoremi. Bu da ne işe yarar? Bir üçgende İki tane kenarı biliyorsanız, iki kenarı biliyorsanız ve arada kalan açıyı da biliyorsanız karşıdaki kenarı hesaplayabilirsiniz. Tabii bu hesaplanan ve bilinenler içerisinden hesaplanacak olan ve bilinenler içerisinden hesaplanacak olanı bildiğimiz halde o bilinen, az önce bilinenlerden bir tanesini bilmiyorsak onu da hesaplayabiliriz. Yani bir tanesinin, bunlardan bir tanesi bilinmiyorsa ve gerisi biliniyorsa o bilinmeyeni hesaplayabiliriz. Nasıl? Şu şekilde. Bakınız, ABC üçgeni göz önünde bulunduralım. Şu şekilde. Buraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya C diyelim. A'nın karşısına A, B'nin karşısına B ve C'nin karşısına C dersem, varsa şurası da A, B ve C köşelerinin açıları olsun. Şimdi ne diyoruz arkadaşlar? Bakın, B kare demiş. B kare eşittir A kare artı C kare eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs B. Buradakinin kosinüsü. Veyahut C kare eşittir A kare artı B kare eksi 2AB çarpı kosinüs C. Veyahut
A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2 BC çarpı kosinüs A olacak diyoruz. Bundan hareketle bakın şuraya not diyebilirsiniz. Burası yetecektir not için. Bir dik üçgen düşünelim. Bir dik üçgen. Şimdi bu dik üçgende şöyle göstereyim ben size. Burası A olsun, burası B olsun, burası da H olsun. Siz şimdi hocam bu burada Pisagor uygulanır ya. A kare artı B kare eşittir H kare yazabiliriz. Evet, buna biz Pisagor teoremi diyoruz. Ama acaba cidden bu Pisagor teoremi mi diye bir düşünmek gerekiyor. Yani cidden bunu Pisagor bulmuş mudur? Bir düşünelim bunu. Şimdi trigonometrideki kosinüs teoremini uygulayacak olursak açıyı biliyoruz bak burada 90. Karşıdaki H'ı bulalım. H kare eşittir. A kare artı B kare eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs 90 derece. Şimdi kos 90 neydi? 0 değil miydi? Burası 0'sa buranın alayı 0'dır. Ve böylelikle H kare eşittir A kare artı B kare kalacaktır. Yani Pisagor teoreminin aynısı. Yani Pisagor bunu dik üçgenler için bulmuş ama trigonometriyi bulanlar çoktan bütün üçgenler için bu eşitliği elde etmişti arkadaşlar. Artık gerisini siz düşünün. Bu kenarda dursun. Biz şu sorumuzu bir çözelim. ABC üçgenimiz var. Şöyle 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 hemen bir üçgen yapıştırıyorsunuz. Şuraya diyelim ki A, burası diyelim ki B, burası da C olsun. Bakın A 15'miş yani burası. B 13'müş. C de 8'miş. Bize sorulan şey B açısının ölçüsü. Yani şuranın ölçüsü soruluyor. Biz buraya alfa diyelim. Burası soruluyorsa o zaman dedim ki bak 13'ün karesi deriz. 13'ün karesi eşittir 8'in karesi artı 15'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı kosinüs alfa derim ben. Alfa soruluyor bize. Peki 13'ün karesi 169'du hocam. 8'in karesi 64'tü. 15'in karesi 225'ti. Eksi. 8 kere 15 120. 2 ile çarparsam 240 çarpı kosinüs alfa gelmez mi? Gelir. Şimdi düşünelim şurayı bir. Şu 64'ü karşıya gönderirsem burada 105 kalır. 225'i de bu tarafa gönderirsem ben eksi 120 kalır. Eksi 120 eşittir. Eksi 240 çarpı kosinüs alfa gelecektir. Doğru mudur? Doğru. Eksiler gitsin. Her iki tarafı 120'ye bölerseniz de şu şekilde. Burası 1 bölü 2 gelir. Yani kosinüs alfamız neymiş? 1 bölü 2. Peki hangi açının kosinüsü 1 bölü 2? Hocam tabii ki 60 derecenin kosinüsü 1 bölü 2 üçgen içerisinde. O halde sevgili gençler cevabımız ne olacakmış? 60 derece olacakmış. B açısının ölçüsü. Onu da şu şekilde yazabilirsiniz. MB eşittir 60 derece biçiminde ifade edersiniz. Çok mavi olmuş. Maviyle yazmışız. Biraz renk değiştirmenin zamanı gelmiş. Şimdi 4, 6, 5, 5, 3, x verilmiş. X kaçtır diye soruluyor. Üçgenin hocam hiçbir şeyini vermemiş. İkizkenar daha ne versin ya? 3'ü, 6'yı, 4'ü, 5'i, 5'i biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Daha neyi versin? Şimdi şöyle diyelim bakın. Ben şuraya bir alfa diyeyim. Tamam mı? Şu küçük üçgende yani EBD üçgeninde. EBD üçgeninde. Biz bir kosinüs teoremi uygulayarak şu alfanın kosinüsünü bir elde edelim. 4'ün karesi 16 eşittir. 6'nın karesi 36 artı 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa dedim ben buraya. Güzel. Şimdi ne yapalım hocam? Şöyle yapalım. 36 ve 25. Bunu karşıya atarsam şurada eksi 20 kalır. 25'i de atarsam eksi 45 gelir. Eşittir. Bakın şu kısımda, şu kısımda eksi 60 çarpı kosinüs alfadır. Ve eksiler gitsin. 60'ı da karşıya fırlatalım bölüm olarak ve kosinüs alfa da karşımıza çıksın. Kosinüs alfa böylelikle ne olmuş oldu 15 ile sadeleştirirsen? 3 bölü 4 olmuş oldu hocam. Şimdi şurayı şöyle çekelim ve artık büyük üçgene bakalım. Büyük resmi görelim. O büyük üçgende sevgili arkadaşlarım x'in karesi dedim yola çıktım eşittir. 9'un karesi 81, 10'un karesi 100. Eksi 2 çarpı 9 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfanın da 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz zaten. O halde biraz daha ilerleyelim. 2 ile sadeleştirdim ve 2 ile sadeleştirdim 5. Buradaki 4 komple gitti. X kare eşittir 181 eksi bakın eksi 3 kere 9 27. 27 kere 5 de 135 yapacaktır.
O halde x kare eşittir 181'den 35'i çıkaracağız şimdi. Kaç gelir? 36 gelmez mi arkadaşlar? 36 gelir mi bakayım? 36 gelirse 171 olur. Kusura bakmayın. 46 geliyor zannediyorsam, değil mi? 81'den 35'i çıkardık. 31 olsa 60. 31 olsaydı burası 50, 50 olurdu. Böylelikle 35 olduğu için 46. Bir an için çıkaramadım. Matematik var ama toplama çıkarmada sıkıntı yaşıyorum. Böylelikle x kaç olur? Ya kök 46'dır ya da eksi kök 46'dır. Fakat tabii x burada uzunluk olduğu için sen hangisini alacaksın? Kök 46 alacaksın. X'i sormuş bize. Kök içerisinde 46'dır diyeceğiz sevgili gençler. Umarım işlem hatası yapmamışımdır. Yaptıysan da sen olayın mantığını anladıysan sıkıntı yok. ABCD kirişler dörtgeni. AB'yi 2 olarak vermiş. Burası 4, burası 7, burası 5. Cos C kaçtır? Yani şuranın kosinüsü soruluyor bize. Şu kısım. Tabii hemen ne yapacağız? Şöyle BD'yi birleştireceğiz. BD kirişini çekeceksiniz. BD kirişi çekildikten sonra ben buraya BD'ye x diyeyim. Şimdi bakınız. X kare nedir arkadaşlarım? 2'nin karesi 4. Artı 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı kosinüs A. X kareyi başka nasıl bulabiliriz? 4'ün karesi 16. 7'nin karesi 49. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 7 çarpı kosinüs C dediniz. Bu da güzel. Şimdi gelelim şu kısma. Öncelikle sevgili gençler çember üzerindeyiz bakın. Burası alfa ise şu kısmın, bakın işaretlediğim kısmın 2 alfa olduğunu biliyorsunuz. Ve burası da sevgili gençler beta ise şu kısmın 2 beta olduğunu biliyorsunuz. O halde 2 alfa ile 2 betanın toplamı bize 360'ı veriyorsa alfa artı beta 180'dir. Ve ben betaya artık 180 eksi alfa diyebilirim. Bakın A'ya alfa demiştik. C'ye de beta demiştik. Ve burası da beta. Beta, demek ki beta neymiş? 180 eksi alfaymış. Yani ben burada kosinüs 180 eksi alfayı hesaplayacağım aslına bakarsanız. Ve bu da nedir arkadaşlarım? 180'den çıkarmış. İsim değiştirmeyecek. İkinci bölgede kosinüs negatifte eksi kosinüs alfadır. Yani ben şunu buradan silip yerine eksi kosinüs a yazabilirim. Alfaydı. Alfaya da a demiştik. Haberiniz olsun. Sonrasında ise şu eksiyle şu eksiyi yok ederim. Artı olur. Ve artık bu ikisi birbirine eşittir. Bakın 4 ile 25'i topladınız. 29 eksi 2 çarpı 2 çarpı 5'ten 20 çarpı kosinüs a gelir. Eşittir. Bu da x kareydi. O zaman 16 ile 49'u toplayalım. 55 65 yapar. Artı 2 kere 4 8 kere 7 56 çarpı kosinüs a dedik. Sonrasında da hocam şu eksi 20 tane kos a'yı bu tarafa gönder. 65'i de bu tarafa gönder. 29'dan 65'i eğer çıkarırsanız eksi 36 gelecektir. Eşittir dedim. 20 56 daha kaç yapar? O da 76 yapar. 76 çarpı kosinüs a gelmiş oldu. Ve böylelikle kosinüs a sorulmuştu. Pardon, kosinüs b sorulmuştu. Yani kosinüs b'nin de ben, yani b neydi arkadaşlar burada beta dediğimiz şey? 180 eksi alfaydı. Yani eksi kosinüs alfa sorulmuş diyebiliriz. Böylelikle önce kosinüs alfayı bulalım. Kosinüs a eşittir eksi 36 bölü 76. Ki ben bunu 4'e bölersem eksi 9 gelir. Bunu 4'e bölersem 19 gelir. Eksi 9 bölü 19 kosinüs a'dır. Bana eksilisi lazım. Dolayısıyla bunun cevabı da 9 bölü 19'dur diyebiliriz. Ve devam ediyoruz sevgili gençler. 58. sayfamızda bir diğer sorumuzda. Yandaki şekil bir küp. AK ile KB birbirine eşit. Şu ikisi birbirine eşit. Ve EKG açısı X olduğuna göre kosinüs X nedir diye soruluyor. Şimdi düşünelim bakalım. Şöyle yaklaştık. Şimdi arkadaşlarım bize önce hangi uzunluklar lazım? Şuradaki EG uzunluğunu bilmek gerekiyor. Ve böylelikle de zaten şurada da göstermek istiyorum ki şurada gördüğünüz gibi 3 boyutlu düşünün. Bir yana yatmış EKG üçgenimiz var. Peki şunu şöyle çekersem, bunu böyle çekersem, ben şuradaki KCG üçgeninde Pisagor yardımıyla KG uzunluğunu da hesaplayabilirim. Güzel.
Ama sıkıntı şurada. Hiçbir kenar uzunluğunu bilmiyorum. Biliyorsunuz ki Kenan hocanız da söylemiştir size. Hiçbir kenar uzunluğunu bilmiyorsanız istediğiniz sayıyı verebilirsiniz bu durumda. O halde arkadaşlar ben buraya 2 demek istiyorum. Bu küpün bir ayrıtının uzunluğuna 2. Burası 1, burası 1 olacaktır. Burası da 2'dir. Bakın şurasının dik olduğunu biliyorsunuz. 1, 2 ise bakın burası kök 5. Bu cepte. Hocam şurası 2. Burası da kök 5. Ben bu ikisinin karelerini toplarsam 9 gelir. Buranın karesi de 9'sa demek ki bu kısım kaça eşitmiş? 3'e. Daha sonrasında burası 1, burası 2 ise hocam burası da kök 5 yapar EK uzunluğunu. Şurası kök 5'miş. Ve artık şurasının hesaplanması gerekiyor. Bu da basit. Neden? Çünkü şura diktir ve burası 2, burası 2 ise de burası da 2 kök 2'dir. Pekala, şimdi şu EKG üçgenine bakalım. X'in karşısında 2 kök 2'miz var. Karesi 8 yapar. Eşittir. 3'ün karesi 9 yapar. Artı. Kök 5'in karesi 5 yapar. Eksi. 2 çarpı 3 çarpı kök 5 çarpı kosinüs x. Evet, soru bitti neredeyse. 9, 5 daha 14 yapacaktır. Ben bunu bu tarafa atarsam sevgili gençler eksi 6 gelir. Eşittir. Eksi 6 çarpı kök 5 çarpı kosinüs x dedik. Her iki taraftaki eksi 6'ları götürün. Cart ve cart. Burada 1 kaldı. Kök 5 burada çarpım durumunda. Karşıya fırlatırsan bölüm olarak geçer. 1 bölü kök 5 de kosinüs x'i verir bize deriz. Cevabımız da buymuş. Üçgenin alanı diyoruz. ABC üçgeninde CH AB'ye dik olacak şekilde çizilir ise buradaki H B çarpı sinüs A'ya eşittir sevgili gençler. Neden? Çünkü sinüs A köşesinin sinüsü karşısı HC bölü hipotenüsü B olduğu için HC bölü B sinüs A ise buradaki ben HC uzunluğuna şunu şu tarafa atarsam B çarpı sinüs A diyebilirim ki HC uzunluğu da H'ın ta kendisiydi. Alan ne olduğunu biliyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğunu biliyoruz. O halde sevgili gençler C zaten C idi. Yani buradaki H dediğimiz şey de B çarpı sinüs A idi. Taban çarpı yüksekliği yazdım. Bir de bölü ikisini yazmazsam olmaz. O zaman alan formülü nereden geliyormuş? 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs A'dan geliyormuş sevgili gençler. ABC'nin bir üçgen olduğunu söylemiş bize. 3 tane BD, 4 tane DC ise bak ben buraya 4K derim, buraya da 3K derim, tamam mı? Demek ki burası 4K, burası 3K olacak bu cepte. Ondan sonra gelin şu AD uzunluğuna sevgili arkadaşlarım M diyelim, tamam mı? Bunu dedikten sonra da şunu yapalım. Şu ABD üçgeninin alanı 4S ise ADC üçgeninin alanının 3S olması gerektiğini biliyoruz tabanlardan kaynaklı. Tamam, çünkü yükseklikleri eşit bunların. Peki o halde diyorum ki ABD üçgeninin alanını bulacak olursam 1 bölü 2 çarpı 8 kök 2 çarpı M çarpı sinüs 45 diyorum. Ve bu sevgili gençler soldaki üçgenin sağdaki üçgenin alanını bulacak olursak da yine 1 bölü 2'yi yazdım. Çarpı x çarpı m çarpı sinüs 30 diyorum. Sağdaki üçgende 30 derece, soldaki üçgende 45 derece olduğu için bunları dedik. Şimdi soldaki üçgenin 4S olduğunu biliyoruz. Buradaki üçgenin alanının da 3S olduğunu biliyoruz. O zaman ben bunu 3 ile çarparsam ve ben bunu 4 ile çarparsam bunlar artık birbirlerine eşit olur. Çünkü 3 kere 4S 12S, 4 kere 3S 12S'i verir bize. Güzel. Şimdi bunu yaptık ya, artık olay çözüldü. Buradaki 2 ile 4'ü sadeleştirdim. Burada bir 2 kaldı. Buradaki 2 ile buradaki 8'i sadeleştirdim. Burada 4 kaldı. Sonrasında sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz biz. 1 bölü 2 olduğu için buradaki 2 ile de burası sadeleşir. Ve burada sadece x çarpı m kalır. Hatta m de gitsin. Buradaki m de gitsin. Şu an sağ tarafta sadece elimizde x kaldı. O halde sol tarafı hesaplayalım. 3 kalmıştı, 4 kalmıştı, kök 2 kalmıştı. Sinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2 değil miydi arkadaşlar? O halde. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2, 2'ye böldüm 1. 3 kere 4 ne yapar? 12. Bu da eşittir. X'i verir bize. Ve x'in kaç olduğunu bulduk. X 12'ymiş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum 58. sayfamın sağ üst tarafındaki örnekle.
ABC'nin ve BDE'nin birer üçgen olduğunu söylemiş ve ABC'nin alanının BDE'nin alanına oranı 4 bölü 3'tür demiş. Bakın ABC şuradaki büyük üçgen. BDE de şuradaki büyük üçgen. Ve bunun alanına oranı 4 bölü 3'müş. BC'nin de 12 olduğunu bize vermiş. X kaç santimdir diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben şuraya K demek istiyorum. Burasının da K olduğunu soru bize zaten vermiş. K diye vermemiş de sen istersen isminin baş harfini ver. Sıkıntı yok. Memleketinin baş harfini ver. Buraya K, buraya K dedim. Şurada da bir açımız var ve ben bu açıya da alfa demek istiyorum. Şimdi ABC üçgeninin alanının 4S olduğunu hayal edelim. Ve BDE üçgeninin alanında 3S olduğunu hayal edelim ya da kabul edelim. Şimdi sevgili gençler, buradaki sinüs alan teoremi yardımıyla ne yapacağım? Bakınız. 1 bölü 2 çarpı şu kenar 2K çarpı bu kenar 12 çarpı sinüs alfa diyeceğim. Bu cepte. Şimdi diyorum ki, şimdi şunu söylüyorum. Hocam gel bir de senle şuradaki BDE üçgeninin alanını hesaplayalım. Bunu nasıl hesaplarız? Şöyle. 1 bölü 2 çarpı K çarpı 12 artı x çarpı gene sinüs alfa. Şimdi az önceki sorudaki gibi buranın ben 4S olduğunu, buranın da 3S olduğunu biliyorum. Madem öyle bunu 4 ile çarparsam, bunu 3 ile çarpalım. Kusura bakmayın. Tam tersi olacak. Bunu 3 ile çarparsam 12S yapar. Bunu 4 ile çarparsam 12S yapar. Artık bunlar da birbirine eşittir dedik. Güzel. Şu kısmı sildim. Artık işlem yapacağız geriye. Bu işlemleri de sevgili gençler bakın. Sinüs alfalar gitti. 1 bölü 2'ler gitti. K'lar gitti. Daha sonrasında ise bakın 4'e böldüm. 4'e böldüm. Burada da 3 kaldı. Geriye kalanlar 3 çarpı 3 çarpı 2. Yani 18 eşittir. Ne kaldı geriye? 12 artı x kaldı. 12 artı x 18 ise x tabii ki kaçtır? 6'dır. Demek ki x 6 santimetreymiş diyebiliriz. Bir diğer örnek. Bir ABC üçgeninde B artı C 16 santim olduğuna göre ABC üçgeninin alanı en çok kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi ABC üçgenimizi şu şekilde gösterelim. Şöyle. Şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya C diyelim. Çizmeden çok zor olur anlaşılması. Burası A olsun. Burası B. Burası da C olsun gençler. Şimdi B ile C'nin toplamının 16 olduğunu biz biliyoruz. Peki. Şurası da alfa derecelik bir açı olsun. Şimdi ABC üçgeninin alanının maksimum değeri isteniyor. ABC üçgeninin alanını bir ifade edelim. A diyelim. Eşittir 1 bölü 2 çarpı. Daha sonrasında B çarpı C çarpı sinüs alfa mı diyeceğiz? Güzel. Şimdi burada ben bu ifadenin maksimum değerini arıyorum. Bunun maksimum değerini arıyorsam bir kere alfanın maksimum olması lazım ki maksimum burada 90 derecedir diyebiliriz. Niye 90 derece olmalı? Çünkü sin 91'dir ve sinüsün alabileceği maksimum değer 1'dir. O yüzden biz bunu 1 olarak kabul edeceğiz bu cepte. Şimdi o halde bu 1 ise artık geriye sadece 1 bölü 2 çarpı b çarpı c kaldı alan için. Ve ben hala bu a'nın maksimum değerini yani alanın maksimum değerini istiyorum. Şimdi toplamları bilinen iki sayının çarpımlarının maksimum değerini bulabilmek adına bunların ikisinin de birbirine eşit olması gerekiyordu. Hatırlayın TYT bilgisi. O halde 8 ve 8. Aslında türev bilgisi de neyse. O halde ben 8 ve 8 seçerim. Bu da sevgili gençler 8 kere 8 64 bölü 2'den kaç gelir? 32 santimetre kare gelir benim maksimum alanım dedim. Bir sonraki sayfamızda toplam fark formülleri var. Ve toplam fark formüllerini bir diğer videomuzda bu konuyu ele alacağız. O halde o videoda görüşürüz. Kendine dikkat ediyorsun. Hoşça kalıyorsun. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmuyorsun.